İyi tamam, yarın getir, tamam. Evet arkadaşlar, ikinci bölümde Sarkuysan'da devam ediyoruz. Özellikle yazılıma sahip olan arkadaşlar, ben macera aramıyorum. Ben sağlamcıyım. Benim param kıymetli. Borsadaki fiyat hareketleri, spekülatif olarak fiyat hareketleri beni bağlamaz, etkilemez diyerek yatırım yapacaklarında bir şirket karlılığı artış gösterecek ama ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde artış gösterecek. Birinci koşul. İki, şirket karlılığında. Ne dedik? Kardeşim, senin kar edebilmenin üç temel koşulu var. Bir, reel olarak satışlarını artıracaksın. Satış karlılığın artacak. Maliyetlerini düşüreceksin, senin satış karlılığın artıracak. Öyleyse şirket karlılık oluşumunda satış karlılığının artmasına dikkat edeceğiz. Değişken maliyetlerin, işletmenin değişken maliyetleri, işte şirketlerin ticari faaliyetlerindeki, verilerindeki şeffaflık, ayrıntı, zenginlik, maliyetler içerisindeki değişken olan maliyetleri de, yani sabit maliyetler, değişken maliyetler. Değişken maliyetlerin de tespitini analist ve yatırımcı tarafından rahatlıkla hesaplanabilecek şekilde şeffaf olabilmelidirler. Genel üretim giderleri. Şirket, şimdi Borsa İstanbul finansal okurlukta eğitim verecek. Harika. Hangi verilerle o eğitim verilecek? Klasik. Bugüne kadar kitapçılarda bir sürü değerli hocaların çok değerli eserleri var. Onlar gibi mi verecek? Değişken maliyetleri hangi verilerle borsada işlem sırası gören şirketler kaç tanesi şeffaf bir şekilde bu verileri yatırımcılarıyla paylaşıyor? Efendim, rekabet ortamından bahsediyoruz değil mi? Rekabet, piyasada rekabeti güçlü piyasadaki diğer şirketlere üstünlük sağlamış şirketleri nasıl tespit edeceğiz? Son zamanlarda mesela arkadaşlar enerji maliyetlerindeki artışlardan söz ediliyor şirketlerin karlarını olumsuz yönde etkileyen. Kaç tane şirket genel üretim giderlerinde enerji maliyetlerini ayrıca kamuoyuyla paylaşıyor. Ben maliyetlerde en yüksek kalemi gösteren veya en büyük kalemi oluşturan işletmenin giderlerini bilmeliyim ki diğer rakiplerinin giderleriyle de mukayese edebilmeliyim. Hangi şirketin eğer enerji giderleri günümüzde yüksek bir maliyet oluşturuyorsa şirketler açısından enerji maliyetlerini düşürmüş, rekabet üstünlüğünü ele geçirme potansiyeli olan şirketi tespit edebilmeliyim. Kaç tane şirket açıklıyor arkadaşlar? Açın bakın bakayım. Genel üretim giderlerini kaç tane şirket
ek bilgilerinde yatırımcılarıyla paylaşıyor. Neyin analizi, neyin eğitimi? Arkadaşlar, eğitim verilerle, sağlıklı bilgilerle, donelerle olur. Analiz sağlıklı, geniş, kapsamlı, şeffaf verilerle olur. Sığ, işine gelen, işine gelmeyen veya üşengeçlikten yazılmayan ticari faaliyetler rakamları olmayınca yatırımcı neyin analizini yapacak, neye göre mukayese yapacak, karşılaştırma yapacak da rekabet üstünlüğünü ele geçirme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapacak. Evet. Katkı payı yüzdesini, yani değişken maliyetlerini düşüren şirketler artacak abi. Katkı payı yüzdesini artıracak. Emniyet marjını artıracak. Yani riskini düşürecek şirket. Bakın, sağlamcıyım diyorsanız, ben bu işten para kazanmak istiyorum diyorsanız elinizde. Şimdi arkadaşlar, tamam, finansal okurluğu öğrendiniz. Şöyle düşünün. Araba kullanmasını bilmiyorsunuz. Araba kullanmayı öğrenmek istiyorsunuz. Ve bir sürücü belgesi almak istiyorsunuz. Gittiniz, en iyi kitapları okudunuz. En iyi hocalardan eğitim aldınız. Efendim, ralliye katılacak kadar bir araba kullanma sürücü bilgisine ve becerisine sahipsiniz. Ama Ankara'dan İstanbul'a gelirken otostop yapıyorsunuz. Neye yaradı sizin şoförlüğü, sürücü belgesi, birinci derecede ralliye katılacak kadar yetenek sahibi olmanız ne işe yaradı? Yine Ankara'dan İstanbul'a otostop çekerek geliyorsunuz. Yani size bir finansal okurluğu kısa sürede önünüze aktaracak, yani sizi Ankara'dan İstanbul'a getirecek bir aracınızın olması lazım. Aracınızın olması lazım. Dostlar alışverişte görsün değil. Geldik ortak karlılık kısmına. Ne dedik? Şirket karlılığı artacak. Yatırımcı için yeterli değil kardeşim. Aynı zamanda üçüncü şahıslara, yani sana, bana, hisse senedi yatırımcılarına aktarılacak karın da artması ve şirket karlılığının üzerinde bir artış olması. Ortak karlılık bileşiminde borçların öz kaynaklara oranı azalacak. Yani borçlarla öz kaynaklar mukayese edildiğinde, dengelenmeye çalışıldığında borçlar öz kaynaklara göre azalacak. Varlık karlılığı artarken maliyeti yüksek borç maliyetleri azalacak. Bakın, varlık karlılığı yüzde yaklaşık 25 artarken maliyeti yüksek borçların oranı yüzde 82 artmış. Ne olmuş? Finansal kaldıraç işletmenin olumsuz yönde aleyhine gelişme göstermiş. Öyleyse bu tür şirketleri bulacağız ve de reelde olması gereken fiyatıyla borsadaki işlem gördüğü fiyatı herkes kendisine bir prensip belirleyecek, katlanabileceği risk doğrultusunda o belirlemiş olduğu oranın altında gözü kapalı bu verilere sahip şirketlere yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağlam bir şekilde. Efendim, böyle olmayan şirketler de gidiyormuş. Gitsin abi.
Abi sen atını sağlam sağlam gazığa bağlı eşeğini abi. Kurt yemesin abi. Orada yani borsada her giden şirket çok iyi veriye sahip olduğu için mi gidiyor? Veya borsada gümbür gümbür düşen kağıt çok kötü olduğu için mi düşüyor? Şimdi ilerleyen günlerde tabii somut verilerle şirket bazında değerlendireceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi İSMEL, İşmenkul Değerler. Bu İşmenkul Değerler'deki satışlar, bu takas dökümlerine çok ilgileniyorsunuz. Araştırıyorsunuz, onu da nasıl belirliyorlar ben hala anlayabilmiş değilim. Bir bakın bakalım arkadaşlar, bu İşmenkul Değerler takaslarda en fazla satıcısı kim? Çünkü ben İşmenkul Değerleri yaptıktan kısa bir süre sonra Google'da araştırın, bakın somut olarak konuşuyorum. Ben öyle mış mış ceklan yayın yapmam. Tacirlerin o neydi o arkadaşın adı? Adı aklıma gelmiyor. Ben yayın yaptıktan kısa bir süre sonra o da Google'da arayın. İşmen ve Mehmet Aşçıoğlu. Mehmet Aşçıoğlu. İsmen Mehmet Aşçıoğlu diye Google'a yazın, arattırın, bir sürü orada canlı yayın YouTube kanallarında bağlanıp değerlendirmeleri var. Mesela orada ismini tacirler Mehmet Aşçıoğlu da değerlendiriyor. Hatta benim banka gibi bir şirket ifademi o da aynı şekilde benzer yönde kullandı. Ve o tarihten itibaren arkadaşlar İsmen birazcık çıktı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun, gümbür gümbür aşağıya. Şimdi burada bu takas analizlerinizde çok ilgili olunuyor. Televizyon kanallarında da izliyorum. Sosyal medyadan da görüyorum. Bu ismeni satıcısı, ağırlıklı satıcısı acaba tacirler mi? Bakın arkadaşlar. Şimdi konu konuyu açıyor. Geleceğiz şirketin değerlendirmesine. Bugünkü konumuz fon kaynak kullanımı. Yazılıma sahip olan arkadaşlar ilgili hücrelere yeni not olarak o hücreye bizzat elleriyle yazarak girsinler. Ben eskiden videonun altına, yorum kısmına kopyalayıp yapıştırıyordum. Oradan onlar da copy paste yapıyorlardı. Öyle kalıyordu. Sadece orada bulunsun diye. Ama elleriyle bizzat yazarlarsa belki hafızalarında kalıcılık sağlayabilir bir miktar. Bana arkadaşlar güceniyorlar mesela. Diyorlar ki ya hocam ki şu hocam hitabına da acayip hastayım, alerjiyim. Bir kez daha hatırlatmış olayım, bana hocam diye kimse hitap etmesin. Yatırım yaptığın şirketleri bizden paylaşmanda ne sakınca var? Şimdi SPK yetkilileri de izlerlerse, bir şekilde kulaklarına giderse dikkat etsinler. Arkadaşlar bunu ben çok iyi, bunu açıklarsam, ben bunu çok iyi ahlak ve etik dışı kendime çıkar sağlayabilirim. Şöyle. Şimdi ilgilendiğim hisseler veya model portföyüm diye bu şirketleri paylaşırım. Çok ucuza almak için bundan faydalanabilirim, biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şu anki piyasadaki fiyatlamalar bu tarzda yürüyor. Model şirket diye paylaşılıyor ki ben buna 90'lı yıllardan bilirim. 90'lı yıllarda, o zaman böyle dijital ortam yok, internet yok, televizyon kanallarında böyle ekonomi, borsa üzerine
Yayınlar yok. O zamanlar dergiler var işte. Para Borsa, Para, Ekonomist. Şu anda hatırıma gelenler. Buna benzer dergiler var. Cırrop gibi kağıda, birinci sınıf hamur kağıda çok da ucuza satılıyor. Her hafta sonu baskıya çıkıyor. Ve muazzam şekilde satılıyor. Arkadaşlar, o zaman da böyle basında, gazete kağıdında filan tedarikte sıkıntı var, pahalılık var. O cırlop gibi böyle o birinci sınıf hamur yağlı kağıda borsa dergileri basılıyor. Bunun maliyeti nasıl karşılanıyor diye ben o zaman merak ederdim. Allah Allah. Yani böyle bir dergi ve bu fiyata bunlar nasıl para kazanıyorlar diye. Tabii o dönemlerde Atilla Yeşiladalar, Uğur Civelekler ki benim çok takdir ettiğim bir ekonomisti, tek takip ettiğim oydu. Bir de böyle şirket değerlendirmeleri vardı. 2-3 sayfa. Oraya işte model şirket, işte ayın getirisi yüksek, işte bu ayın hisseleri diye koyarlardı. Herkes hafta sonu gider alırdı o dergileri, okurlardı. Pazartesi günü borsa açıldığında, ya arkadaşlar, hafta sonu borsa kapalı, Cuma günü kapattığı fiyatın %4 üzerinde açardı dergilerdeki çıkan hisseler. Hani ayın, bu ayın Kasım ayının, atıyorum Aralık ayının, efendim yeni yılın ilk ay, Ocak ayının şirketleri diye Pazartesi günü %4, direkt %4, %3 yukarıdan açardı. Tabii öyle güzel anlatıyorlar ki dergileri okuyanlar, hemen Pazartesi günü seans açılır açılmaz, daha seans açılmadan broker'a emir yazdırırlardı o kağıtlara. %3, %4 yukarıdan alırlardı. 3-5 kuruş kazanırlardı. Gene gidecek derlerdi. Akşamleyin eksi, herkes zararda. Haftalarca zararda. Kağıt aşağıya geliyor. Kasım ayının hisseleri %4 yukarıya açıldı. Cumartesi pazar dergide açıklandı. Pazartesi %4 aşağıya, yukarıda açıldı. Millet aldı. Öğleden sonra gümbür gümbür aşağıya, bir ay aşağıya. Bir ay milletin aldığı yere, aldığı fiyatı görmez o hisse. Lanet olsun der millet, satar. Kağıt yukarıya. Heh. Şimdi borsada bu taktikler, bu projeler 90'lı yıllardan beri artık alışılageldiğimiz, bildiğimiz, ezberlediğimiz kronikleşmiş bayat numaralar. Hani bu model portföyler. Şimdi o dergilerin yerini sosyal medya aldı, televizyon kanalları aldı. Şimdi o şirketler böyle bir yukarıya gider. Ben o hisseyi, model portföyü diye size paylaştığım hisseyi ucuza almak için burada yaparım arkadaşlar. Birçok kişi etkilenir. Alırlar. Fiyat biraz yukarıya gider. O bu adam bildi dersiniz. Bu adam anlıyor dersiniz. Alırsınız. Ama hani kimseyi küçümseyerek söylemiyorum. Borsadaki tabir odur işte. Simitçi, kahveci, gazozcu, kağıt dağılır, parçalanır. Kağıdın sahibi rahatsız olur. Der ki ya bu ne ya, kağıt parçalanıyor. Yukarıdan aşağıya verir arkadaşlar. Ben de beklerim. Siz alırken ben beklerim. Sizin elinizden size zarar ettirilip aşağılara kadar sürüklenir. Ben oradan ucuza mal ederim.
Bu etik ve ahlaki değil. İşte bu yüzden ne sakıncası var benim kardeşim? İşte bu sakıncası var. Yarın bana ana avrat küfür edersin. Ya model portföyüm dedin, bize hisseyi kitledin. Hayır, ben kitlemedim. Benim size hisse senedi kitleyebilecek borsada öyle bir gücüm yok. Yani bir hissenin hakimiyetini, büyük bir çoğunluğunu ele geçirecek, ona yön verecek, hisseyi borsadaki fiyatını belirleyecek bir güce sahip değilim. Kimse onun spekülatörü veya kimler, hangi gruplarsa o hissenin fiyatını onlar belirliyorlar. Sen daldığın zaman işte model portföy. Yok kardeşim böyle bir şey. Kimse cebindeki parayı hiç tanımadığı birine vermez. İşte görüyorsunuz insanların birbirlerini nasıl dolandırdıklarını başka alanlarda. Bu ne hümanistlik, bu ne iyilik ya, borsada hisse senedi. Abi yok ya, o hisseyi aşağıya gelsin diye sana benim, yani biraz önceki anlattığım, ucuzdan kendisi almak için sana model portföye koyuyordur. Veyahut da olması gereken fiyatı şişmiştir. Senin kucağında bırakıp başka hisseye geçmek için sana algı yaratıyordur. Ondan sonra diyecek ki uzun vadeli düşün. Sana hamal demeyecek, uzun vadeli düşün diyecek. İşte bu sakıncası var. Bu yüzden almış olduğum, yatırım yapmış olduğum hisseleri bir suç gibi, yüz kızartıcı bir suçmuş gibi en yakınlarımdan bile gizlerim. Akıllı adam para kazanacağını bildiği iyi hisseyi öyle ulu orta paylaşmaz. Bu kulağınıza küpe olsun. Evet, ne dedik? Finansal kaldıraç olumsuz olarak işletmenin aleyhine gerçekleşmiş. Öyle mi? Bakalım. Evet. Finansal kaldıraç bir önceki dönem 2.44'ten 8.02'ye fırlamış. Bayağı oldukça olumsuz yönde vermiş. Şimdi size bir ev ödevi. Finansal kaldıracın standart değeri ne olmalı? Yüzde kaç olmalı? Birazcık kendiniz de çabalayın. Bunu bir araştırın. Yani ideal finansal kaldıraç hangi oranda olmalıdır? Geldik gelir tablosuna. Bakın, cirlop gibi ne güzel. Analisti, yatırımcıyı öyle güzel aydınlatıyor ki. Bakın arkadaşlar, bu tür şirketlere onure etmek için, bu istikrarı sürdürebilmek için, bunları vermemekte imtina eden şirketleri de utandırıp yüzlerini kızartmak için müşteri temsilcilerine teşekkür edin arkadaşlar. Muhasebenin ilkelerine, kendilerine olan saygı ve güvene, yatırımcıya olan saygı ve güvenlerine istinaden bu verileri açık, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla ve yatırımcılarıyla paylaştıkları için sadece teşekkür edin arkadaşlar. Ve bu tür şirketlerden asla korkmayın. Yurt içi satış gelirleri %12,78 reel olarak azalmış. Yurt dışı satış gelirleri %10,5 oranında reel olarak azalmış. Şimdi arkadaşlar, bu şirket aptal mı? Yani yurt içi satış gelirlerini, yurt dışı satış gelirlerini bu kadar şeffaf ve açık bir şekilde paylaşarak acaba hata mı yapıyor? Bir de bunları imtina edenler var, açıklamayanlar var. Şimdi gidin bakın bu şirketin genel üretim giderlerine, bütün şeffaflığıyla her şeyini bulursunuz.
bu şirketin sattığı malın birim fiyatına varıncaya kadar hesap edebilirsiniz. İyi bir analist. Şimdi bu hatalı mı davranıyor? Hayır, şirketin kendine güveni var ya. Şimdi genel kabul görmüş mü bu durum mu? Size sordum. Küçük yatırımcıyı bu ülkede hakkını koruyacak, kollayacak bir resmi kurulum var mıdır diye doğru dürüst cevap gelmedi. SPK'nın lisans verdiği aracı kurum çalışanı, gelen sizlerden gelen cevabın yalancısıyım. Böyle bir kurum yok ama şikayetler SPK'ya yapılır diye cevap veriyor. SPK lisanslı aracı kurum müşteri temsilcisi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar, sermaye piyasası kurulu, kuruluş felsefesi, kuruluş temeli yatırımcının haklarını korumak ve kollamak üzerine bu ülkede tesis edilmiştir. Görevini yapıyor mu yapmıyor mu takdirini size bırakıyorum. Bakın güven ne kadar önemli. Şimdi diyor ki yabancı yatırımcı gelsin istiyorlar. Arkadaşlar, para güvenli bölgeye gider, güvenli alana gider. Niçin şimdi faizler yükselmesinden tedirgin duyulup da borsada yatırımcılar veya borsa tedirgin? Çünkü borsa riskli alan. Güvenli alan neresi? Orada mevduat faizleri, banka. Düşecek, çıkacak. Hiç telaşı yok. Her ay yatırdığım paranın sabit olarak bir ay sonra, 30 gün sonra, 31 gün sonra, 32 gün sonra, neyse kaç günlük vadeli mevduata yatırdıysan ne getireceğini biliyorsun. Borsada biliyor musun? Bilmiyorsun. Neresi güvenli? Banka. Para nereye gidiyor? İşte faizler yükseldiği zaman güvenli alana gider. Yatırımcı da güvenli alana gelir. Arkadaşlar, borsa yatırımcısı uyanık olmak mecburiyetindedir. Şu getirmek istiyorlar diyenler yazık günah, borsayı terk etsinler. Borsayı terk etsinler. Yani o zor kıt kanaat biriktikleri parayı burada çarçur etmesinler. Borsaya gerçekten yatırımcı, yabancı yatırımcının gelmesini isteyenler borsadaki düzenlemeleri, ülkedeki düzenlemeleri güvenilir bir şekilde dizayn ederler. Evet. Dolayısıyla net satış hasılatı %11,5 reel olarak azalış gösterdi. Ama bunun yanı sıra maliyetler net satış hasılatının üzerinde bir azalış göstermesi sebebiyle %14, gayri safi işletme karı %6,66'dan %9,02'ye toplam gelirler içerisindeki payı artarken reel olarak yaklaşık %20 artış gösterdi. Faaliyet giderlerinin payı %1'den %1.25'e artmasının neticesinde de net faaliyet karlılık payı %5.71'den %7.77'ye reel olarak 20.34 artış göstermiş. Olağan faaliyetlerden ötürü giderlerin payı evet dedik. Olağan faaliyetlerden gelirlerin payı 1.17'den 3.28'e belirgin şekilde artmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı %6.88'den 11.05'e reel olarak %42'ye artmış. Olağan dışı gelirlerin payı çok minik. Bir önceki yıla göre gerilemiş. Faiz vergi öncesi karlılık payı %7'den %11'e artarak
reel olarak %39,5 artış göstermiş. Ve geldik finansman giderlerine. Evet, sıkıntı burada. Maliyeti yüksek, finansal borçlar. 1.78'den yüksek bir oranda %4'e toplam gelirler içerisindeki payının artması, reel olarak yaklaşık %101 oranında artış göstermesi sebebiyle vergi öncesi karlılık %5.23'ten %7'ye artarak reel olarak %19 yaklaşık artış göstermiş. Vergi giderlerinin payı 1.11'den 1.68'e toplam gelirler içerisinde artır. Reel olarak %33,5 oranında artmasının neticesinde de ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı %4'ten %5,5'a artarak, bakın nasıl eridi, reel olarak %14,5 artış göstermiş. Satışların her 100 TL'sinin otofinansmana ya da üçüncü şahıslara, ortaklara aktarılacak payı 2 liradan 2,81 TL'ye artış göstermiş. Bu da hisse fiyatına yansıyacaktır. Tabii arkadaşlar, bunu da konuşacağız. Hisse başına pay kazancını, hisse başına kazancı. Hani birçok arkadaş soruyor, abi işte şirket kendi hissesini alıyor, bu iyi mi kötü mü? Bu pay başına kazanç ne şekilde artıyor? Dolaşımdaki hisseleri şirket toplayıp zarar etse bile, şirket zarar açıklasa bile pay başına kazanç artabilir. Şirketin esas faaliyeti kendi hisselerine yatırım yapmak değildir. İyi tarafı da vardır bu işin, kötü tarafı da vardır. Yani ilaç gibi düşünün. İlacı aldığınız zaman bir tarafınızı iyi ederken diğer tarafta başka yerlere tahribat verebilir. Şirket piyasa değerinin daha fazla düşmesini önlemek için piyasadan, neyse bunları daha sonra başka konuda anlatırız arkadaşlar. Yani biz başka konuyu anlatacaktık, gene bir yıl şey oldu. Neyse, geçelim nakit akışına. Gördüğünüz gibi işletme faaliyetinden nakit girişi %306, esas faaliyetlerden nakit girişi %68 azalmış. Nakit akım tablosunda hazır değerleri artmış. Satışlardan giren nakitin satılan maliyetin maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %100'ün altında kalmasıyla sebebiyle satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetini karşılayamadığını, amorti finansmanını sağlayamadığını görüyoruz. Şirket bir dizi mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için yatırımlara gitmiş. Bu yatırımlarından ötürü de nakit açığı vermiş. Yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermesi kadar doğal bir şey yoktur. Şimdi bunları fon kaynak kullanımında, bugünkü asıl temel konumuz fon kaynak kullanımıydı. Bunların ne olduğunu daha önceki videolarda anlatmıştı. Şimdi gelelim fon kaynak kullanımına. Ne dedik arkadaşlar? Bunun paradan daha önemli olduğunu daha önce kısaca bahsetmiştik. Bunlar yazılıma sahip olan arkadaşlar da var. Bunlar kısa bilgiler ama şimdi geniş olarak bakın, şuraya sağ tık diyoruz. Yeni not ekle diyoruz. Oraya bunu yazıyoruz. Bakın, durdurun bunu. Kopyalayıp yapıştırmayacağım videonun altına. Bunu durdurun videoya, aynı şekilde buraya not alın, yazın. Şirket belirli hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarının ve bunların kullanım alanlarını gösteren tablodur. Fon kavramı tüm finansal araçlardır.
İşletmedeki her türlü varlık azalışları ile öz kaynak ve yabancı kaynaklardaki artışlar fon kaynaklarıdır. Bu fonları kullanılmayla ya aktif varlıkların tutarında bir artış olur veya pasiflerde bir azalış olur. Aktiflerdeki azalışlar artı pasifteki artışlar eşittir. Bakın bu bir denklemdir. Bilanço dengesi gibidir aynı. Eşittir aktiflerdeki artışlar artı pasiflerdeki azalışlar. Bunlar birbirine denktir. Fon akım tablosu daha iyi yorumlayabilmek için tablonun kaynak ve kullanım bölümlerini oluşturan kalemlerin evet, dikey yüzdelerini hesaplamak ve her bir kalemin toplam içindeki payını dikkate alarak yorumlamak gerekir. Ne dedik? Kaynak, kullanım. Birbirine denk olmalıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bilanço dengesi gibi şuradaki bilanço dengesi gibi tutmalıdır fon kaynak kullanımı da. İlk olarak işletmenin fon kaynakları yorumlanır. İşletme yöneticileri burada en fazla fonların nereden sağlandığını incelerler. Yani kaynak kısmı. Bakıyoruz Sarkuysan'da. Fonların %41,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmektedir. Fonlar ne kadar yüksek oranda faaliyetlerden elde ediliyorsa o kadar olumludur. Ama burada dönem karı bir de amortisman karı var. Burada amortisman karı dönem karının üzerindeyse arkadaşlar bu o kadar da şık değildir. Bakın burada 1,5 milyon dönem karı 836 bin lira amortisman karı söz konusu. Evet, gördüğünüz gibi toplamın yüzdesi 41,59. Fonların %41,5'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Peki. Ana kaynağa bakıyoruz arkadaşlar. Bak faaliyetlerin üzerinde finansal borçlar %42 ana kaynak oluşturmuş. Ana kaynak burada finansal borçlar. Kullanım alanına bakıyoruz. %37 ile stoklardaki artış. Ne dedik burada arkadaşlar? Aktiflerdeki azalışlar artı pasiflerdeki artışlar eşittir. Aktiflerdeki artışlar artı pasiflerdeki azalışlar. Stoklar, aktifler. Finansal borçlar, pasifler. Değil mi arkadaşlar? Kaynak %42 ile finansal borçlar, ana kullanım %37 ile stoklar. Sonra %27-26 da kısa vadeli ticari alacaklar ana kullanım olmuş. Bakalım raporuna. Evet, %41,59'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. %42'li ağırlıkla finansal borçlar ana kaynak oluştururken %37 ağırlıkla stoklar ana kullanım olmuştur. Yatırımlara %27,08 fon harcanır. Yani mevcut kapasitesini korumak veya mevcut kapasiteyi artırmak için yatırımlara %27 ne yapmış? Yatırım yapmış.
maddi duran varlıklara %27.08 yatırımlarını fonlamış. Devam edelim. İşletme açısından en iyi olan faaliyetlerden sağlanan kaynaklardır. Bu tutarın fazla olması işletmenin fon yaratma gücünün yüksek olduğunu gösterir. Yani işletme kendi kendini finanse edebilmektedir. Dönen varlıklardaki azalışlardan elde edilen fonların incelenmesinde ise hazır değerlerden daha çok stok ve alacaklardaki azalmalarla yaratılan fonlar olumlu karşılanmalıdır. Bakın bunları muhakkak not alın arkadaşlar. Dönen varlıklardaki azalışlardan elde edilen fonların incelenmesinde ise hazır değerlerden daha çok dönen varlıklar. Neresi? Yani çalışma sermayesi. Hazır değerlerden daha çok, hazır değerlerden daha çok stoklar ve ticari alacaklar. Stoklar ve ticari alacaklar. Ne dedik? İşletme açısından evet, dönen varlıklardaki azalışlardan elde edilen fonların incelenmesinde ise hazır değerlerden daha çok stok ve alacaklardaki azalmalarla yaratılan fonlar olumlu karşılanmalıdır. Burada artış var arkadaşlar. Kısa vadeli ticari alacaklarda artış var. Stoklarda artış var. Hazır değerlerden daha çok dönen varlıklardaki stoklar ve ticari alacaklardaki azalışlar önemlidir diyor. Değil mi? Yaratılan fonlar olumlu karşılanmalıdır. Devam ediyoruz. Hazır değerlerin azalması işletmenin likiditesini azalttığı halde alacakların tahsili ve stok devir hızının yüksek olması yüzünden bu kalemlere yaşanan azalışlar arzu edilendir. Duran varlıkların azalması yoluyla fon kaynaklarının sağlanması her zaman için olumlu değildir. Eğer duran varlıklarda azalma, küçülme, gerileme yüzünden kaynaklanıyorsa bu iyi bir durum değildir. Ama işletmenin yeni teknolojiden yararlanmak, atıl kapasite maliyetlerinden kurtulmak ve benzeri amaçlarla duran varlıklarını azaltması iyi bir durumdur. Yani hurdalardan kurtulması iyi bir durumdur. Gelelim kaynaklara. Evet, durduruyorum, okumuyorum. Uzun oldu yine. Burada durdurun bunu, videoyu, bunları yazın. Sonra geliyorum kullanımına. Burayı da durdurun. Burayı da buraya yazılımlarınıza ilave edin. Finansal okurluk. Arkadaşlar bu kadar detaylı, bu kadar kapsamlı bilemiyorum. Yani inşallah daha kapsamlısını, daha detaylısını almak isteyenlere verirler. Ama öyle bir yatırımcı da var mı bilemiyorum. Adam diyor ki bana, ya yarım saat video mu olur? Bizim burada şirket değerlendirdiğimiz zannediyor haklı olarak. Alışmış 3 tane kalemle videoya. Neyse arkadaşlar, gelelim hissenin olması gereken değerine. Ben bunu ayın 1'inde yapmışım. 30 liradan işlem görüyormuş bu arkadaş.
Yıllık büyümesinin 1.20, reel getiri beklentisinin 4.40, dağıtılabilir temettülerinin %55 hesaplanmasının neticesinde temettü kapitalizasyon yöntemine göre olması gereken değerinin altında işlem görüyor. Tabii bu arada diyelim biz şunu. Hatırlamıyorum. 26 liraya kadar gerilemiş. Bakın 30 liradan 26.68'e gerilemiş. Daha da olması gereken değerinin altına düştü. Bu arada o günkü tarihte 10 yıllık risksiz hazine oranı, yani risksiz oran dediğimiz 10 yıllık hazine tahvil faiz oranı 25.51'miş. 24 küsürlere geriledi. Tabii serbest nakit akışında da olması gereken fiyatı daha da azaldı. Arkadaşlar güçlü bir bilanço açıklamadı. Güçlü bir bilanço değil. Evet, olması gereken değerinin altında işlem görüyor. Ama bu olması gereken değerinin altında işlem görmesini de finansal raporu da tasdik ediyor, destekliyor arkadaşlar. Ama bu tür şirketlerden korkmayın arkadaşlar. Bu kadar şeffaf, bu kadar açık şirketler hiçbir zaman için yatırımcılarını üzen şirketler değillerdir. Yatırımcıları endişeye kapılmasınlar. Tek bir bilanço dönemiyle de bir hissenin rekabet üstünlüğü karar verilmez. Evet, bir başka model şirkette bir başka eğitim konusunda birlikte olmak üzere herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum.